Selamünaleyküm arkadaşlar, uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz. Modern metin okumaları kitabımızdan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayfa 98'de kalmıştık. Çocuğun oyunları ve taklitleri konusundaydık. Tam da burada kalmıştık. Hazırsanız hemen başlayalım. Vaalel abi. Abi babalar demek. Anne ve babalar için de kullanılır. Burada da <Hmm anne <Kimberly> ve baba diyorduk. Gerekir manasını nereden çıkarıyoruz? Harf celi başa aldığımız için ona tahsis manası veriyoruz. Cümlenin başında geldiği zaman yedisi de, de çok geliyor bu. Gerekir manası otomatikmen çıkıyor. Ne gerekir anne ve babalara? Muvacehatu fatratit taklidi hazihi. Bu taklit dönemiyle yüzleşmesi gerekir. Yani anne ve babalar bu gerçeği taklit dönemi gerçeğini göz ardı etmeden bunu da dikkate almaları gerekir bu gerçekle yüzleşmeleri gerekir. Müvace muzaf, muzafun ikinci muzafun ley, üçüncü muzafun yani izafeti tetabu, zincirleme isim tamlaması olmuş oluyor. Peki nerede ki bu taklit dönemi? Ledet tıplı çocuktaki çocuğun taklit dönemiyle yüzleşmeleri gerekir. Peki nasıl yüzleşmeleri gerekir? Bi tevfiri fi illeti tusaiduhu o çocuğa yardım eden itici etkenleri harekete geçirici etkenleri sağlamakla anne ve babanın çocuktaki bu taklit dönemiyle yüzleşmesi gerekir peki ne hususunda çocuğa yardım ediyor fi iadeti inşa tehumuhu o çocuğu ilgilendiren olayları yeniden inşa etme hususunda o çocuğa yardım eden itici etkenleri harekete geçirici etkenleri çocuğa sağlamakla çocuktaki bu taklit dönemiyle yüzleşmesi gerekir. Lizalike bundan dolayı ise be bir beis yoktur. Ne hususunda fi tevfir eşya em li tifli çocuğun alışmış olduğu şeyleri sağlama hususunda bir beis yoktur. Yani sağlayabilir. Ne gibi mesela kelme labisil kadimeti eski elbiseler gibi eski elbiseleri çocuğa gösterirsin çocuktaki olayları yeniden inşa etme yeniden iade yeniden inşa etme hususunu harekete geçirirsin. Bak bu senin işte bebekken giydiğin elbiseler mesela. Daha ne gibi ve kulli ma yusaiduhu ala itlaqi Çocuğun hayalini harekete geçirmeye yardım edecek her şey gibi. Bu bir oyuncak olabilir, resim olabilir, elbise olabilir vesaire vesaire. Yeter ki o çocuğun hayalini harekete geçir. Evet, şurayı bir analiz edelim. Burayı söyledik. Zincirleme isim da söyledik. Le de yanında demek normalde, ama artık e, çocuğun demeye alıştık. Yani ona ait olan şey, ondaki manasında ve var ve tevfiran sağlamak mevcut olmak manalarına geliyor. Dafiun Türkçe zaten def etmek yani defol gitme git manasında harekete geçirmek. Burada da Arapçada dafiun cemisi devafir normalde mesacit vezninde şu iki vezni unutmuyorduk mesacit ve mesabih. Bu iki vezni unutmuyoruz. Mesacit ve mesabih. Bu iki vezinde olan bütün kelimeler gayrimunsarif. Peki burada niye kesra aldı? Çünkü gayrimunsarif ile lamı tarif bitişirse o munsarif olmaya devam eder. Evet şu ibare de önemli. Eddevafi' elleti. Burada niye elleti geldi? Dafi'un demi olduğu için, akılsız çoğul olduğu için ve kendisinden sonra da mühendis kelime geldiği için. Evet başka ne var? Fiilere farkındaysanız ne hususunda ne hususunda manası veriyoruz. Nerede, ne hususunda manalarında kullanılıyor fiil harfi ceri. E'ade اعاد yu'idu i'adeten. Türkçe iade etmek. Sen ona veriyorsun, o sana veriyor. Sen ona veriyorsun, o sana veriyor. Yani tekrar tekrar. Hadisun havadis. Dafi'un dafi'deki aynı şeyler geçerli. Hemme yehummu. Ehemme yuhummu. İkisi de kullanılıyor. Türkçe'de ehemmiyet şeklinde geçmiş onu ilgilendiren, onun için önemli olan manasında tevfirgine geldi. Eşya'ya bakın gördüğünüz gibi burada eşya kelimenin aslından olmayan elifin memdude gelirse gayrimusarif oluyor. Gördüğünüz gibi zaten fetha yapmış. Me'lufetin derken onun sıfatı ve kesası da ortaya çıkmış. Kelmela biz aynı şekilde mesacit vezninde lamı tarif gelmiş. Ondan dolayı kesle kabul etmiş. Ondan sonra geliyoruz. Sa'ade yusa'idu. Fa'ale yufa'ilu. Mufale bağından fiili muzari. Atlaka yutliku itlakan. Itlak ateş etmek manasında gelir. Fırlatmak manasında da gelir. Biz burada harekete geçirme demiş olduk. Evet. Devam ediyoruz. Ve fazlen anil el'abi. Bu fazlen an birkaç kere geçti. Unutmuyoruz. Bundan ziyade. Yani bundan fazla manasında zaten fazla bundan ziyade yani oyundan ziyade yani buna ek olarak oyunu yapacaksın zaten de buna ek olarak bundan ziyade en nüzehatu al akdami çocuğu yürüyüşe çıkarmak yani yürüyerek temiz hava almak nüzhetun hava alma piknik gezinti manasına geliyor. Burada da yürüyerek bir gezinti yani çocuğu hani hava aldırmak için gezdirmek için dolaşırsın ya onu söylüyor nezih kullanıyoruz biz Türkçede. Nezih temiz yani temiz hava. Ve tesliyatul leti tuveffiruha medarisu riyazil etfali li tıfli. Medarisu çocuk bahçe okulları demek. Yani bizim Türkçedeki kullandığımız şey ne? Anaokulu, kreş. Ravza kullanılıyor. Arap ülkelerinde ravza kreş manasında. Çocuk için kreşlerin sağlamış olduğu eğlenceleri de çocuğa yaptırmak lazım. Tesliyetun bizim Türkçedeki teselli yani eğlendirme, eğlence manasında, teselli etme manasında. Adam üzgündür ne yaparsın onu eğlendirmek için teselli edersin. Yani eğlendirme derken moralini yerine getirmek için o manada bir tesliyat, eğlence demek. Cemisi eğlenceler. Virgül devam ediyor. Yestati'u tiflu fi yevmina hada. İşte günümüzde de çocuk Yapabilir, müşahede de tilfazi, televizyon izleyebilir. Zaten günümüzde çoğumuzun yaptığı şey çocuk ağlar, televizyonun önüne oturt, ağlar eline tableti, telefonu ver, sussun maalesef. Şu an böyle bir pozisyondayız. Bu en çok yapılan şey. Ama ya burada ebilir yani yes tadı dediğine göre bunu da ufaktan yaptırabilirsin. Yani her zaman onun yaptırma وَمَا أَكْسَرَ الْاُمَّهَاتِ اللَّوَاتِ يُهَدِّئْنَ اَطْفَالَهُنَّ Çocuklarını sakinleştiren ne kadar da çok anne var. مَا أَكْسَرَهُ فِي تَعَجُبْ اَوَّلْ مَا أَنْصَرَهُ وَاَنْصِرْ بِهِ diyoruz ya. Emsile çekimi çok 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 önemli arkadaşlar. Emsile çekimi adınız gibi olmazsa bu kelimeleri yerleştirmeniz çok zor. Çok zor imkansıza yakın. Yani bu niye fetha olmuş? Buna ne kadar da çok anne var? Niye manası verdik? Çünkü fil tacibe var. Bu şekilde fethalı gelir ve ne kadar manası verir. Tamam Bu çok önemli. Nasıl sakinleştiriyorlarmış onlar? Bir en şöyle ki yesmahne lehum çocuklarına izin verirler. Bir müşahedeti tilfazi televizyon izleme izni vererek çocuklarını sakinleştiren ne kadar da çok anne var. Peki nasıl yapıyor bunu? Mütecahilatin görmemezlikten gelerek, bilmemezlikten gelerek neyi? Ma kad an müşahedeti tilfazi min âthârin selbiyetin fitifli mustakbelen Gelecekte telefon izlemekten kaynaklanan çocuktaki olumsuz etkileri görmezden gelerek çocuğuna televizyon izleme izni vererek çocuklarını sakinleştiren ne kadar da çok anne vardır maalesef. Yani ortam onu gerektiriyor. Burada televizyon demiş sen artık muhtemelen bunun yazıldığı dönemde telefonlar yaygın değildi. Sen artık buna telefon de ne dersen de. Evet, yuheddi ne? Hedde e yuheddi'u fa'ale yufa'ilu tef'ilen. Tef'il babından yuheddi'ne cemi müennes gaibe sıgasını tekabül ediyor. Bu da emsileyi muttaride olmuş oluyor. Emsileyi muhtelife hem de emsileyi muttaride. Muhtelife ne? Nasara yansuru nasran. O 24 sığa. Muttaride ne? Her bir fiilin ve isimin tek tek çekimi yansuru yansurani yansurune yansuru i̇şte burada hedde yuheddi'u yuheddi'u yuheddi'ani yuheddi'u ne? Şeklindeki Muttaride çekimi bunlar çok önemli. Eğer bilirseniz tak 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 puzzle'ları yerine yerleştirirsiniz. Ondan sonra yesmahne de aynı şekilde mesela. Semaha yesmahu. Yesmahne cemi mühennes gayb olmuş oluyor. Tilfe zaten yeni girmiş bir kelime. Tecahele, tecahül arif var mesela. Hem Türk edebiyatında hem Arap edebiyatında var o. Bir şeyi biliyorsun ama bilmemezlikten geliyorsun. Bu da tefaül babının binasıyla alakalı bir husus. Ya hocam ne diyorsun bina mina? He. Ha, emsileyi hallettin. Sırada bina var. Bina ne? 35 bab. Bunları biz arkadaşlarla konuşuyoruz ara ara. Hatta grupta olanlar biri Grupta da ara ara konuşuyoruz. Bu bina da sağlam oldu mu? Tamam. Temeli attın. Artık üstüne yığ. Nahvi, belavatı, edebiyatı yığabilirsin. Ama alt boş olursa. Emsine bina boş olursa. Temel zayıf üzerine mı gün çöker. Necemeyen cumu kaynaklanmak. Necmun yıldız ya o da ışığın kaynağı. Muhtemelen bir alakası var. Ondan sonra cuma maden manalarına geliyor. Ve mehme yekun min şeyin her ne olursa olsun. Mehma Hatta yekunle beraber her ne olursa olsun manasına geliyor. Burada da her ne şey olursa olsun. Fe inne cülüsel etfali çocukların oturması hatta inneyi vurgulayalım. Muhakkak ki çocukların oturması emame şaşeti tilfazi televizyon ekranının önünde saatin tavileten uzun saatler ne yapar kad yeslubuhum onları soyutlar mut'atel indimaci fil hayatil içtimaiyeti sosyal hayata entegre olmanın faydasından onları soyutlar ve yasrifuhum an la'ibi ve oyun oynama uygulamalarından da onları ne yapar? Geri çevirir, uzaklaştırır. Maalesef şu andaki en büyük muzdarip olduğumuz durum. Fe inne etfali inne nasbetmiş. Muzafı aynı zamanda ismi muzafun çocukların oturması. Emam ismi mekan olduğu için mef'ul nasb olmuş. Şaşe bunun muzafun ileyhi. Aynı zamanda da tilfazın muzafı. Dolayısıyla ne olmuş? İkisi de cer olmuş. Televizyon ekranının önünde. Saatin meful olmuş. Nas gayri akil müennes cemilerin nas pali kesa ileydi. Bunu unutmuyoruz. Bunun da yani kelimelerin irabıyla alakalı da bir A4 kağıdımız var. O A4 kağıdını kafaya yerleştirdiğin zaman zın diye bunların irabı aklında kalır. Tavileten sıfatında ortaya çıkmış bak nasbı değil mi? Selebe bu soyutlamak, selbetmek, mut'a fayda, ondan sonracığıma zevk manalarına geliyor. İndi çok geçti, entegre dedik, girift olmak dedik, içine girmek dedik. Ondan sonracığıma bunu da söyledik. Bu sarf etmek, sarf nazar olarak kullanıyoruz biz yani e, geri çevirmek manasında. Sahihun gerçektir. Enne şaşete tilfaziye televizyon ekranı. Tuvaffir li tıfli furasan li taklidi. Taklit etme fırsatı sunar, sağlar. Yani tamam zararları var ama şöyle de bir faydası var diyecek herhalde. Lakinne mitle hadet taklid fakat bu gibi Taklit ba'idun anil hayatil vaqiiyeti eyyema bu'din. Gerçek hayattan son derece uzaktır. Ba'id uzak. Araya konuyla alakalı birkaç kelime gelir. Daha sonra eyyema bu'din gelirse tekit eder onu. Yani son derece uzak manası veririz bunlara. Evet benzer şeyler. Ve ummi. Anneye gereken. Şimdi Yukarıda aba demişti babalara yani ebeveynlere gereken. Burada anneyi söylüyor. Özellikle nedir o anneye gereken? En tahtara li tıfliha çocuğu için seçmesi gerekir. Beramice münasibeten li umrihi yaşına uygun programlar seçmesi gerekir. Ve numuvvihin nefsiyi ve psikolojik gelişimine uygun programlar seçmesi gerekir. <laughs> Bayanlar şimdi genelde Evlilik programı izliyor ya e sen şimdi 5 yaşındaki çocuğu evlilik programını izlet hele bir de o çocuk kızsa tamam vay vay yedi. Gıybet yapmaya baştan başladı veya Osman Ertuğrul'u izletirsen elinde kılıç alır gezmeye başlar. Yani ona uygun olan programları seçmek gerekir. Uygun olacak hem psikolojisine hem de yaşına. Fettilfazu televizyon edatun sekafiyetun kültürel bir alettir. Ve huve, bu tilfaz yani televizyon yüz himu ishamen baligan meful mutlakı gelmiş. Son derece katkıda bulunur. Ne hususunda fil ahzi biyedil ummi annenin elini tutma hususunda katkıda bulunur. Neye? Yani alıp götürme aslında burada. Annenin elini alıyor, götürüyor. Neye? ila terbiyeti her çocuğunu terbiye etmede annenin elini tutma hususunda bu televizyonun son derece büyük katkısı vardır. Yani annenin çocuğunu terbiye etmesinde televizyonun katkısı olduğu kesindir. Ama velakin yenbagi adem istihdamihi o televizyonu kullanmamak gerekir. İstihdam kullanmak, adem istihdamihi kullanmamak bir tarikatin mu'ziyetin eziyet verici bir yolla tüeddi ila halelin bir bozukluğa sebep oluyor fiin mu bir tıfli çocuğun gelişmesinde. Ancak o televizyonu çocuğun gelişmesinde bir bozukluğa götürecek eziyet verici yolla Kullanmamak gerekir. Bu ne demek? Yukarıda söyledik. Çocuğun psikolojisine uygun programlar, gelişmesine uygun programlar, hatta kültürüne, İslam'a uygun programlar izletmekle bunu sağlayabiliriz. Evet, gerideki kelimelere değindik. Halal, hani biz kullanıyoruz ya, ya, bak bu işe halel getirme, yani bir aksaklık, bozukluk manasında kullanıyoruz bunu. Edda ila, çok geçti artık, sev olmak, götürmek, aslında, Evet geldik yeni bir başlığa, yeni bir heyecan, yeni bir hızla bir dahaki derste buradan devam edeceğiz. İnşallah Allah'a emanet olun. <laughs>